basınımızın güzide temsilcileri, Aksaray'ımızı daha ileriye götürmek için her zaman emek harcayan siz değerli basın mensupları, kıymetli misafirler, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. İlk olarak 11 ilimizde gerçekleşen deprem felaketine vefat eden vatandaşlarımız oldu. En son Urfa, Şanlıurfa ve Adıyaman'da da bir sel felaketi oldu. Orada da vefat eden vatandaşlarımız oldu. Ben tüm vefat eden vatandaşlarımızı Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara sağlık diliyorum. Tabii 11 ilimizde olan deprem felaketinden sonra Sayın Bakanımızın talimatlarıyla çağırmasıyla birlikte ben de Kahramanmaraş'ta koordinatör, mülki idareme amiri olarak gittim. Yaklaşık bir ay orada görev yaptım. Bu süreçte gördüğüm şuydu, devletimizin ve milletimizin ne kadar güçlü olduğunu, devletimizin ve milletimizin birlik ve beraberlik ve büyük bir dayanışma içerisinde olduğunu orada gözlemledim. Binlerce tırlar yardım için oraya seferber oldu. Aksaray'ımızdan da çok büyük, Aksaraylı hemşerilerimizden de çok büyük yardımları orada gördük. Büyük bir mücadele verildi ve yaralar çok hızlı bir şekilde sarılmaya başladı. İnşallah bu devletimizin, milletimizin gücüne her zaman inanıyoruz. Orada da şahitlik ettik. İnşallah en kısa zamanda tüm yaralarımız sarılacaktır. Bugüne gelecek olursak, bugün burada olmamızın nedeni 2023 milletvekilliği seçiminde Aksaray'dan AK Parti milletvekili adayı olarak başvurumuzu yaptık. İnşallah Aksaray'ımıza hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze katacağız. Ben biraz kendimden bahsetmek istiyorum. İsmim Arif Oltulu. 1981 yılında Aksaray'da doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Aksaray'da tamamladım. Son olarak Aksaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversiteyi okumak için Aksaray'dan ayrıldım. Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Yaklaşık 2 yıl Maliye Bakanlığı'nda vergi müfettiş yardımcısı olarak görev yaptım. Daha sonra da kaymakamlık mesleğine girdim. Türkiye'nin birçok ilinde, ilçesinde kaymakamlık vali yardımcılığı görevlerinde bulundum. Bu süreçte bir tecrübe ve birikim elde ettiğimi düşünüyorum. Aksaray'ımız hem sanayisiyle, hem tarım ve hayvancılık ile, hem esnaflarıyla, dinamik bir şehir yapısıyla çok önemli bir potansiyeli barındırıyor. Böyle önemli bir şehre hizmet etmek bizim için her zaman onur verecektir. Bizler Aksaray'ın her sokağında, her mahallesinde anısı olan insanlarız. Aksaray'da benim kişiliğim, karakterim, eğitim hayatım başladı. Kültürümü Aksaray'dan aldım. Bu şehre bir borcum olduğunu düşünüyorum. Ben bu sürece, bu kutlu yola girerken çok büyük sorumluluk gerektirdiğini tabii ki biliyorduk. Ve bu sorumluluğu bunun yerine getirebilmek için tecrübe ve birikimimize de güveniyorduk. Ve bu 16 yıl boyunca Türkiye'nin birçok yerinde yaptığım, tüm görev hayatım sürecinde elde ettiğim bütün birikimi Aksaray'a hizmet için, Aksaray'ımıza hizmet için kullanmak istemek için bu yola baş koyduk. Bir Aksaray sevdalısıyım. Aksaray'ın bir evladı olarak Aksaray'ın dertleriyle her zaman dertlenmiş biriyimdir. Her dönemde bir yatırım geldiğinde mutlu olan, Aksaray'ımız için daha fazla ne yapabiliriz, onun derdiyle dertlenen bir kişi, bir kardeşiniz olarak karşınıza geldim. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye yüzyılı dediği bu süreçte bizler de Aksaray'ımızın bu potansiyelini daha ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağız. En önemlisi ben çalıştığım her yerde şu şiarla çalıştım, şu şuurla çalıştım. Her zaman halkın içinde olan bir kaymakamdım. Her zaman halkın içinde, halkın dertleriyle,
gece gündüz demeden çalışan biriydim. Ailesi işidir kişinin nafa bakılmaz sözü çok güzel, çok değerli bir sözdür. Biz de dediğim gibi bu çalışma sürecimize güveniyoruz. Aksarayımıza çok önemli hizmetler yapacağıma inanıyorum. Bu yolda elimizden geldiği kadar kendimizi ifade edeceğiz. Bu süreçte inşallah Aksarayımız için en hayırlı olan, Aksarayımızı bu parlayan, Anadolu'nun parlayan yıldızı Aksarayımızı en ileriye gidecek, Aksaray'a vizyon katacak kıymetli adaylarla inşallah bu yola AK Parti olarak devam edilir. Biz de bu süreçte yer aldığımız sürece, bu yolda olduğumuz sürece Aksaray'a hizmet etmekten, daha önce ifade ettiğim gibi Aksaray'a olan borcumu, Aksaray'a olan sevdamı, Aksaray'a olan tüm sevgimi, birikimimle Aksaray'ımızın, Aksaray halkımızın yanında olmak için gece gündüz demeden çalışacağıma şahitlik de edeceksiniz inşallah. Bizler sizlerle bir araya geldiğimiz için çok mutlu olduk. İnşallah ilerleyen süreçlerde daha fazla, daha çok görüşeceğiz. Bizleri daha yakından tanıyacaksınız. Ben bu sözlerle, bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi bitirmek istiyorum. Buraya geldiğiniz için, bugün yanımızda yer aldığınız için siz basınımıza, emektar basınımıza, Aksaray'ın daha ileriye gitmesi için gece gündüz çalışan basınımıza çok teşekkür ederim. Selamlar, saygılar diliyorum.